Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometrik Kampı'nın 7. haftası 3. videosundayız. Bu videoda alan kaydırmadan ve sinüs alan formülünden bahsedeceğim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan kaydırma dediğimiz şey paralel iki doğru arasında olur. Bu benim yöntemim, tekniğim onu söyleyeyim ve çok içime yarıyor. E sizler de normalde üçgende alan yardımıyla yapabilirsiniz bunu aslında ama e, ispat yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ama ben böyle bir şey gördüğüm zaman iki paralel doğru arasında üçgenler gördüğüm zaman alan kaydırmayı yapıyorum. Çok da işinize yarayacağını düşünüyorum. Ve e, bu alan kaydırmayı da anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Birinci videoda taban çarpı yüksek bölü 2'yi gördük. İkinci videoda alan dağıtmayı gördük. Ve üçüncü videoda alan kaydırmayı iyi bir şekilde öğrenen arkadaş alan sorularının %80'ini yapar. Hatta sınavda çıkacak soruların çoğunluğunu çok rahat bir şekilde yapacak diyebiliriz. İlk üç konu yani ilk üç video bu anlamda çok önemli arkadaşlar. Bu videonun bu alan kaydırma kısmı da gerçekten çok önemli. Evet, alan kaydırma dediğimiz iki paralel doğru arasında üçgenler varsa, ama tabanları aynı olan üçgenler varsa, bakın, ABC üçgeninde de taban BC, DBC üçgeninde de taban BC, EBC üçgeninde de, hatta bunu sonsuza kadar götürebiliriz. Tabanları aynı olan üçgenler varsa alan kaydırması yapabiliriz ve bu üçgenlerin alanları aynıdır. Niye? Çünkü tabanları aynı. Paralel iki doğru arasındaki yükseklik de her yerde aynı değil midir? Buradan bir yükseklik çizsen, buradan da çizsen, buradan da çizsen yükseklikler aynı değil midir? Aynıdır. Hocam burası H, burası H, burası H. Bu tabanı A ise alan ABC nedir? A çarpı H bölü 2. Alan DBC nedir? O da A çarpı H bölü 2. Alan EBC nedir arkadaşlar? O da A çarpı H bölü 2'ye eşit değil midir? Eşittir. İşte o yüzden bu şekilde bir şekil gördüğümüz an ispatı bu. Böyle iki paralel doğru arasında üçgenler gördüğünüz zaman tabanı sabit tutun. Bak şimdi beni iyi dinle. Lütfen iyi dinle. Tabanı sabit tutun burada. İşte o taban burası. Bunu sabit tut. Buradaki tepe noktasını istediğin yere oynatabilirsin. Buraya da oynatsan taban bu. Tepe noktası buyken üçgen oluşturduğunda bu üçgenin alanı da aynıdır. İstersen gel buraya getir. Bu taban bu. Tepe noktası bu üçgen oluşturduğun zaman yine üçgenin alanı aynıdır. Çünkü tabanlar aynı yüksekler aynı. İstersen ta en uç noktada al. istersen burada al. Yine bir üçgen oluştur. Mesela nasıl bir üçgen oluşturalım? Şöyle bir üçgen oluşturalım. Yine böyle bir üçgen oluşturduğun zaman da yine bu üçgenin alanında ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Valla benim çok işime yarıyor. Sizin de büyük ihtimal çok işinize yarayacaktır. İlerleyen konularda da paralel kenarda dikdörtgende karede de karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde de gerçekten çok işimize yarıyor. O yüzden bunu bilin. Taban iki paralel doğru arasında Üçgenler gördüğünüz zaman tabanı sabit tutup tepe noktasını istediğiniz yere oynatabilirsiniz. Alan kaydırma. Hadi bakalım sorulara. Şimdi örnek 27'ye bakalım. sorulara nasıl yaklaşacağız onu da bir bakalım. Aa hocam bir üçgen var. Üçgenin alanı varken biz ne diyorduk? Şekilde de 90 derece varsa %99.9 üçgenin alanı taban çarpı yüksek bölü 2'den çıkar diyorduk. E hocam bu üçgende bakın şu üçgenin alanı soruluyor. Bu üçgene bakıyorum ki hiçbir taban uzunluğu yok. E ne yapacağız? Hocam iki paralel doğru var burada. Şunlar şunlar. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa paralel doğrular üzerindeki tabanı sabitle. Bak taban sabit burası. Tepe noktasında istediğin yere oynatabilirsin. Alan değişmez. Alan kaydır yani. İşte sen bu üçgenin alanını bulamıyorsun. Belki başka üçgenin alanı daha rahat bir şekilde bulabilirsin. Evet tepe noktasını kaydırıyorum. Paralel doğru üstünde buraya da getirsen. Hocam bu üçgenin alanı da aynıdır dersin ama. Önemli olan nedir? Önemli olan böyle köşelere doğru çekmektir. Sen bunu kaydırırken şu şekilde rastgele istediğin yere kaydırma. Abi bu köşede işine yaramadıysa al bunu hop paralel doğrusunda en köşeye getir. İşte buraya getirdik mesela. Hemen taban bu, tepe noktası bu olacak şekilde bir üçgen oluşturacak olursanız işte şu üçgenin alanıyla bir önceki alan nedir? Birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani benden ne alan isteniyordu? Bu alan isteniyordu. Bu aysa bu alan daha mıdır? Evet. Şimdi bu alana bakıyorum. Hocam üçgende bir taban var mı? Var. Bu tabana ait yükseklik var mı? Var. Bakın bu noktadan çizilen bu 4'ün tepesi burası ya. Buradan çizilen yükseklik geniş açılı olduğundan dışarı düşmüş. Yükseklik de 4. E o zaman A alanı neye eşittir? 4 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den 12'ye eşit olur. E zaten bu alanla da bu alan birbirine eşittir. Yani DC'nin alanı 12 yapar böylelikle. Anladınız umarım. Çok da kolay arkadaşlar. İlk başta böyle şey yapılabilir ilk defa yaptığınız bir teknik olduğu için sıkıntı yaşayabilirsiniz ama alıştıktan sonra acayip işinize yarayacak bir bilgidir bu. Geldik örnek 28'e. Bak hocam benden bu taralı alan isteniyor. Şu üçgenin alanı belli. Hocam buradaki alanı A diyecek olursak 2 çarpı 4 bölü 2 bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı olan yer neresi arkadaşım? İşte buradaki B alanı. Bakın şuradaki B alanında bir sıkıntı var. Ben B alanını bulacağım. Ve B alanına bakıyorum ki paralellik de var. Ha, paralellik varsa büyük ihtimal alan kaydırma yapacağım diye düşüneceksin. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa tabanı sabitle. Bak taban neresi? Hocam paralel doğru üstünde olan tabanı sabitleyeceksin. Taban neresi? Bak şu üçgenin bu. A, C, D üçgeni. Paralel doğru üstünde olan taban burası. Tepesi de burası değil mi? Evet. E taban sabit tepe noktasını oynatacaksın. Al bunu en köşeye çek. Senden de A artı B alan isteniyor. Aldım bu D noktasını buradaki noktaya çektin. Taban bu. Tepe noktası buyken üçgen oluşturduğun zaman hocam üçgen oluşturdum işte şöyle. Bu üçgenlerin alanları tıpkısının aynısı değil midir arkadaşlar? Evet. Şu sarı alan B iken burada kalan da B yaptım arkadaşlar. Yaptı. Yani burası B yaptı. Bizden ne isteniyor? Alan A, B, C, A artı B alan isteniyor. A'yı ayrı bir şekilde bulabildik ama bütünsel olarak da bak A artı B alanını bulabiliyor muyum artık? Evet. Bakın A artı B alanı neye eşit oldu? 4 çarpı 5 bölü 2'ye eşittir. Direkt arkadaşlar. 20 bölü 2'den neye eşit oldu? 10'a eşit oldu. Dolayısıyla örnek 28 bakın 10 oldu. Geldik örnek 29'a. Örnek 29'da bu soru bir daha tekrar yazılmış. Neredeydi arkadaşlar? Şu soruyu burada yapmıştık. Ee, böyle bir hata yapılmış ama deneyin. En azından alan kaydırmayı siz de kendinizde daha iyi bir şekilde kavramış olursunuz. Bunu siz kendiniz böyle yapmaya çalışır mısınız tekrardan? çünkü alan alan kaydırmada zaten sıkıntılar yaşanmıyor bu da size antrenman olsun. Antrenman sorusu olsun tamam Kusura bakmayın bu arada bazen böyle hatalar çıkıyor. Neyse geldik örnek 30'a. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar farklı bir yolla yapılır mı? Yapılır. İşte tabana ait yükseklik falan benzerlikten burası 2A iken 3A. Burası H yükseklik 3H falan oluyor. Mantığından yapabilirsiniz aslında ama ben böyle paralellik gördüğüm zaman bakın şununla şu birbirine paralel verilmiş. E iki paralel doğru arasında bir üçgen olduğu zaman kendimi alan kaydırmaya alıştırmışım. Siz de alıştırın. Ben çok faydasını gördüm. Siz de görürsünüz. E hocam ikisi paralelse madem bu iki doğru birbirine paralel ve iki paralel doğru arasında bir üçgen var. Tabanı sabitliyorum. Bak taban burası. Tepe noktası da burası. Tepe noktasını istediğim yere oynatabilirim. En köşeye oynat. İster C'ye çek ister F'ye çek. Alan değişir mi değişmez. Bu arada ağırlık merkezini kullanmadım ben. Onu da kullanmak zorundayım. Hocam ağırlık merkezinden paralel çizince yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran yok muydu? Evet, buradaki oranlamaları yazalım. E, bu zaten çok basitti. Ağırlık merkezinden geçen burası K iken burası 2K oluyor hocam. Ee, burada 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1, burada da 2'ye 1 oran vardır diye direkt söyleyebiliriz zaten. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Neyse tabanı sabitledim. Tepe noktasını oynatacağım. Ya sağa ya sola. İstediğin yere oynat. Ben sola doğru oynattım. Tepe noktasını aldım buraya. Taban burası iken tepe noktası burası iken bir üçgen oluşturduğum zaman bu üçgenin alanı da yine nedir? aynı 6 alanına eşittir arkadaşlar. E hocam oranlamalar var. Ne vardır burada? Alan dağıtma. Hadi bakayım alanı dağıtalım. A'daki alan 6 ise 2A'daki alan nedir? 12'dir. E hocam 2B'den B'ye geçeceğiz. Dur. Sen kendin bir yap bakayım. 2B'deki alanı B'ye taşı bakayım. Kaç yapıyor? Alan dağıt bakayım. Buldun mu? Evet. 2B'deki alan 12 iken B'deki alan 6 dediysen alan dağıtmada hala sıkıntı var. Ama eminim ki çoğunluğunuz o ikinci videodan sonra alan dağıtmayı da iyice öğrendiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık şunu biliyorsunuz. 2B'den B'ye dağıtırken tepe noktasının burası olduğunu fark ettiniz. 2B'deki alan 18 ise B'deki alan 9 dediniz. Dediniz değil mi? Yorumlara bekliyorum ha dediniz. Hadi bakalım 9. E alan ABC isteniliyor benden. 12, 6 ve 9'un toplamı yapmayacak mı o zaman? 12, 6 ve 9'un toplamı yapıyor. Ve alanda ne yapıyor? 27 yapıyor böylelikle. Evet bunu bu şekilde dur sen yap dediğimde yaptıysan eğer bu iş tamam demektir. Yani alan soruların çoğunluğunu sen yapacak kıvama gelmişsin dostum. Evet örnek 30'da 27 bulduk geldik. Örnek 31'e. Evet biraz ağır bir soru gibi gelebilir. Çünkü benzerliğin orta halli bir sorusunu şeyle karıştırdım. Alanla karıştırınca orta halli bir soru bir level daha üste çıkabiliyor arkadaşlar ama verilen bilgileri kullandıktan sonra yapılamayacak bir soru yoktur arkadaşlar. Yani geometride zor soru diye bir şey yok. Ama tabi bu biraz biraz bir tık size şey gelebilir. Ama bu tür sorulara da bakmak zorundayız arkadaşlar. Bakalım neler verilmiş. Hocam S1 bölü S2 3 bölü 4 verilmiş. Hocam burası 3A iken burası 4A verilmiş. A hocam tabanda o zaman burası 3K iken buraya 4K yazarım diyenler olmaz. Çünkü tepe noktaları aynı bu üçgenlerin? Hayır. O zaman alanlar oranı tabanlar oranı eşit değildir. E hocam ne yapacağız o zaman? Bunu yazamayız biz buraya. Ne yapacağız? E burada paralel doğrular arasında ya bu üçgen S1 alanı. E paralel doğrular arasındaysa aklıma alan kaydırma gelmeli. E ne yapacağım? Ya bu paralel doğrular arasındakini düşüneceğim. Şu. E ben bunu düşünce bir şey gelecek mi diye bakıyorum şu anda. Hocam tabanı sabitledim. Tepe noktasını aldım buraya getirdim. Tepe noktasını şuradaki tepe noktasını buraya getirince. Hop şöyle üçgen oluşturunca. Alanın buraya taşıdığın zaman 3A dediğim zaman e buradaki 3a ve 4a arasında yine bir ilişki oluyor mu? Yok. Tepe noktaları yine farklı yerlerde arkadaşlar. Demek ki burada alan kaydırmayı bu şekilde yapmayacağım. Hangi paralel doğrular üzerinde bakacağım arkadaşlar? Şu paralel doğrular üzerinde bakayım bir de. Bak. 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 Olaya bak. Şu paralel doğruyla arkadaşım dikkatli bakın. Şu paralel doğruyla şu paralel doğru arasındaki üçgenin alanını taşısam. Yani hocam taban burası. Bakın şu paralel doğrular arasında. Tepe noktası da burası. Bu tepe noktasını aldım. Buraya getirdim. Bu tepe noktasını alıp buraya getirirsem. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde. Üçgen oluşturursam. Hop şöyle. Hop şöyle. Üçgen oluşturursam. Buradaki üçgenin alanı da yine 3A mıdır arkadaşlar? Evet. Çünkü 3A alanını bak buraya kaydırdım. Buradaki alan 3A oldu. E şimdi 3A ile 4A arasında bir ilişki geldi mi? Geldi. Ne geldi? Bak tepe noktaları aynı noktada. Ayrı gayri yerlerde olsa bile. O zaman alanlarla tabanlar doğru orantılı mıdır? Evet. Benden oran istenildiği için normalde buraya 3K'ya buraya 4K ya yazmam lazım. Ama Egean Kara bölü AC istenildiği için arkadaşlar şu bölü AC istenildiği için hiç K'la uğraşmayayım. En son oranlamada K gidecek zaten. Buraya 3 diyeyim buraya 4 diyeyim o zaman buraya da X diyeyim. X'i bulursam olay bitecek. Bakıyorum arkadaşlar. Ben şu paralelliği kullandım. Alan kaydırdım. Şu paralelliği kullandım mı? Hayır. Kullanmadım arkadaşım. Şu paralelliği de kullanmaya çalışayım şimdi. Şu paralelliğe bakacak olursam. Koldaki oran bak bunlar işin içine girmemiş. Koldaki oran 4'e x. Buradaki de oran 4'e x olacak. Yani burası 4k hakkın. Burası xk mı olacak? Evet. E hocam başka neyi kullanmalıyız biz burada? Arkadaşlar bir de şu paralelliği kullansak nasıl olur? Bak buradaki paralellikte de yine koldan kola geçiş. Hocam 4k bölü xk. Gördünüz mü? 4K bölü XK. Şu bölü şuna eşit olmaz mı? Evet. 4 artı X bölü 3'e eşit olmalı. Bak K'lar gitti. İşler dışlar. 12 eşittir. X çarpı 4 artı X yaptı. E hocam işler dışlar falan filan e, çarpanlar ayırma falan filan derken sonuç çıkacak ama 12'nin çarpı nedir? 3 ile 4. Olmadı. Bir de 2 ile 6. 2 yazarsam tutuyor mu? Tutuyor. Yani X buradan kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. X'i 2 bulduk. Bizden ne isteniyor? Ege Ankara bölü AC isteniliyorsa bizden o zaman Ege Ankara uzunluğu 2 bölü AC uzunluğu da 4 7 9 9 yaptığından dolayı cevabımız böylelikle 2 bölü 9 yaptı arkadaşlar. Bakın normal alanı koymasaydım bu benzerlikte orta halli bir soruydu. Hem alanı koydum, hem alan kaydırmayı koydum falan derken bir tık daha zorlaştırdı. Yani soruyu zor olması sorunun içerisindeki kazanımların fazla olmasıyla sağlanıyor arkadaşlar. Ben burada üçgende alan koymuşum. Hatta alanın içerisinde alan kaydırmayı koymuşum. Benzerlik koymuşum. Alan dağıtmayı koymuşum. Kazanımlar ne kadar fazla olursa soruyu çözmekte o kadar çok zorlanabiliyoruz. Ama verilen bilgileri kullanabildiğimiz sürece çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz diyeceğim ama artık bu sorudan sonra yaşamazsınız inşallah arkadaşlar. Evet. Böylelikle alan kaydırmayı hallettik. Geldik sinüs formülüne. Sinüs alan formülüne. Gençler Sinüs alan formülü. Nasıl ki ben kosinüse karşı olan bir adamım. Sinüsü de karşı mıyım? Karşıyım. Ama e, ya işimizde kolaylaştırdığı noktalar var. Ben burada size sinüsü anlatmak zorundayım. Üçgende alanda sinüs alan formülü diye bir şey var. Ama her zaman sinüs alan formülünü kullanacağız diye de bir şey yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Sinüs alan formülü dediğimiz nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Kollar ve arasında kaç olduğunda? E hocam gerçekten sinüs alfaya gerek yok mu? Ya gerçekten yok. Bana kalsa her soruyu sinüssüz çözerim. Bana kalsa her soruyu sinüssüz çözerim. Çünkü niye? Sinüs alfa dediğimiz dik üçgendeki karşı bölü komşu değil midir? E evet. E o zaman sen sinüs alfayı biliyorsan şuradan dik üçgen çizsen karşı bölü hipotenüsü biliyorsan anlamındadır. X bölü C'den de sinüs alfa eşitlediğin zaman yüksekliği bulmuş olursun zaten. Değil mi? Yani ondan dolayı gerek yok da siz yine de ben size yine de anlatacağım bunu. Tekrar söylüyorum Kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 eşittir. Ama sen bunu biliyorsun diye de her soruda bunu kullanma. Allah aşkına kullanma. Atıyorum şöyle bir soru geldiğinde. Sana buraya 30 derece dedi. Buraya 6 dedi. Buraya 8 dedi. Sen tutup da burada 6 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2 yaparsan saçını başını yolarım. Niye? E özel bir açı var. Özel bir açı varsa üçgenin alanı nedir kardeşim? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'dir. Çizersin buradan dikini. 90'ın karşısı 8 ise 30'ın karşısı 4'tür. Üçgenin alanı da ne çıkar buradan? 6 çarpı 4 bölü 2 çıkar. Yani sen tutup da burada 12'yi rahat bir şekilde bulmak varken niye uzatıyorsun? Ya da şöyle bir soru geldi mesela. Bak 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 olaya bak. Ya da şöyle bir soru geldi mesela. Şuradaki açı 120 derece dedi. 120 derece dedi. Burayı 4 dedi. Burayı da 5 dedi. Hocam bunun alanı soruldu yine. 4 çarpı 5 çarpı sinüs 120 bölü 2 yapmana gerek yok ki. Yine bunun alanını bulurken tabanına ait yükseklik çizeceksin. Ama 120 gördüğünde bak özel açı bilgini de birleştireceksin. 120 gördüğünde neresi önemli? Burada kalmış hocam ya da aşağı tarafta katmış. Çekersin bir 90 derece. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3 olur. Tabanın 5 yüksekliğin 2 kök 3 olur. Alan da buradan 5 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den 5 kök 3 çıkar. İşte bu arkadaşım. Bunlara dikkat edeceksin. Yani böyle özel durumlarda yani özel açı falan olduğu durumlarda da sinüsü lütfen ama lütfen kullanma. Sinüsün kullanılabildiği durumlar var mı? Var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Trigonometride de bunu işlediğiniz hep bu soruda zaten ilk olarak böyle bir soruda yazılır zaten. Hemen şuna bakalım. Şimdi taralı alanlar birbirine eşit demiş. Hmm. Bu taralı alanların eşit olmasını biz özellikle daireli alanda falan çok kullanacağız arkadaşlar. Taralı alanlar birbirine eşit olduğunda, <laughs> üçgenlerde. Hocam bu üçgende ve bu üçgende hiçbir kenar yok ki, ikişer kenar yok ki bir işlem yapamayız. İşlem yapacaksak bak şu büyük üçgende ya da şu büyük üçgende yapacağız. Büyük üçgenlere odaklandığın zaman A iki kenar var, A burada iki kenar var. Bu tür sorularda ne diyeceksiniz? Beyaz alana B deyin. Bak A, A eşit verilmişse beyaz alana B deyin. Aynı şeyi çemberde de, dairede, alanda da karşılaşacaksınız. Yani taralı alanlar eşit dediğimde beyaz alana B deyin. Çok da güzel bir şekilde geliyor. Yeri gelmişken söyleyeyim isterseniz. Şöyle bir şey geliyor mesela. Şöyle şöyle saçma alanlar veriliyor. Hocam taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor bize. <laughs> Yok taralı alanlar birbirine eşit diyor mesela. Tamam Taralı alanlar toplamı nedir diyor bize. Ee, taralı alanlar eşitse pardon. Burası A iken burası daha diyor. Ee, sen ne yapacaksın? Beyaz alana B diyeceksin sadece. A, bak A artı B deyince hem dik üçgenin alanı hem de yarım dairenin alanı deyip işlem yapacaksın. İleride karşılaşacağız bunda. Neyse devam edeyim ben. Hocam buraya B alanı dediğim zaman şu üçgenin alanı ve şu üçgenin alanı karşımıza çıktı mı? Çıktı. A iki üçgende hiçbir şey yok bak. Alan alan var işin içerisinde. Hocam özel bir açı yok. Taban çarpı yükseklik bölü 2 kullanamam. E ne yapacağım? Alan dağıtma yok. Dağıtmaya kalksam hocam 3'teki alan 3'teki alan 3A'ysa 4'teki alan 4A. Buraya geçişi nasıl yapacağım? Alan da dağıtamıyorum. Alan kaydırma da yok. O zaman bunlar yoksa hemen şuna bak. Sinüs var mı acaba? Baksanız ya iki üçgene yoğunlaştığınız zaman burası da artı bir alanı burası da artı bir alanı. İki üçgende hatta bunları böyle bir kırmızıyla göstereyim daha net bir şekilde fark edin diye arkadaşlar. Kırmızı üçgene ve mavi üçgene bakın arkadaşlar. Mavi üçgene baktığınız zaman hem kırmızıya hem de mavi üçgene baktığınız zaman ne fark ediyorsunuz? Hocam ortak bir açı var burada. He, bir açı varsa aklımıza ne gelecek o zaman? Acaba sinüs var mı? A artı B alanını yazıyorum. A artı B alanı neye eşittir? Hocam şu kırmızı üçgenin alanı o da kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2. 2 çarpı 7 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Aynı zamanda mavi alanda neye eşittir arkadaşlar? Mavi alanda bakın yine aynı şekilde açıyla ilgili yazacak olursak. Kollar çarpımı mavinin kolları 3 ve 2 artı x. 3 çarpı 2 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit mi? Evet. Bak her ikisi de artı bir alanla eşit oldu. Sinüs alfa bölü 2'ler gitti. Buradan ne geldi arkadaşlar? 14 eşittir 6 artı 3 x yaptı. 8 eşittir 3 x yaptı. Buradan da x'i kaç bulduk? 8 bölü 3 bulduk arkadaşlar. Cevap 8 bölü 3. Evet. Hocam bu soruyu nasıl böyle şeyden çözecektiniz? Ee, tabana ait yüksekten çözecektiniz. Çözelim kardeşim. Nasıl mı? Onu size ödev bırakayım. Sizi oyalamayayım isterseniz. Merak edenler ödev olsun. Hocam tabana ait yüksekten çözeceğiz. Nasıl? E, buradaki A artı B alanı ve buradaki A artı B alanları birbirine eşit ya. Burada bir yükseklik çizersin. Şu mavide. Bir de bu, kırmızıda bir yükseklik çizersin. Hocam e, buradaki yükseklerde temel orantıda 3 bölü 7 oran var. 3H7H dersin. Sonra A artı B alanlarını eşitlersin. E, birbirine eşit çıktığını hatta aynı şekilde işlem yaptığında görürsün kardeşim. Tamam mı? Sana bırakıyorum onu da. E, sinüslü çözülebilen her soru gerçekten ama gerçekten sinüssüz bir şekilde tabana ait yükseklikten çözülüyor. Ama her soruyu da siz sinüsü çözmeye çalışmayın. Ee, ya o tamamıyla bilgilerinizin tam olmasıyla kaynaklı bir şey oluyor. O yüzden ben de e, şey yapıyorum size sinüsü de bazen kullanmanız gerektiğini de söylüyorum. Ama mesela bu soru geldiğinde Allah aşkına. Şimdi arkadaşım burada da sinüsü kullanma. Ne yapacaksın? Tabana ait yükseklik hocam. Ne yapacaksın? Hop tabana ait yükseklik. Daha öncesinde çözmüştük zaten. Bunu bulursam olay bitti. E alfabeti ya da alıp şu üçgenle şu üçgenle benzerlikten haşı bulursun. E haşı da bulduktan sonra taban çarpı yüksek bölü 2'den sonuca ulaşırsın. Ben olsam öyle yaparım. Ama bu sorunun bir de sinüslü çözümünü de gösterelim tabii ki. Şimdi odaklanalım. Hocam burada ne yapacağız? 90'lar da şu alfa beta ya da alacağımız belli. Alfa diyelim beta diyelim beta 90'sı alfa. He, bu üçgenin alanını bulurken Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 3 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit? Evet. Sinüs alfayı bulmam lazım. Bu üçgende bulamıyorum ama dik üçgen hali hazırda var. Bak 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeni. Sinüs alfa belli mi? Belli. Kaç bu sinüs alfa? 12 bölü 13 değil mi? Evet. Sinüs alfa yerine 12 bölü 13'ü yazarsak arkadaşlar. Cevabımız 3 çarpı 12 çarpı 12 bölü 13 bölü 2'ye eşit olur arkadaşlar. E O zaman buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 6 yaptı. 18 çarpı 12. 18 ile 12'yi çarptığımızdan 2 kere 8 16. 36 yaptı. 18 216 mı yaptı? Bu da 216 bölü 13 gibi saçma bir sayıyı kolay bir yolla da bulmuş olduk arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, bu soruyu ben görsem tabana ait yüksekten yaparım tabii ki. Evet geldik örnek 34'e. Örnek 33'ün cevabını bu arada... 216 bölü 13 bulduk arkadaşlar. Kollar çarpmışsın sayfa bölü 2'den. Evet ABC üçgeni eşkenar üçgen demiş. Bakıyoruz ABC üçgenine. ABC eşkenar eşkenar üçgen dediyse 60 60 60'ları bir yazalım. Eyvallah. Eşkenar dediyse şuradaki eşitlikleri de şöyle bir gösterelim mi arkadaşlar? Gösterim. Evet 4 birim 4 birim 4 birim. Sonra DK çarpı Kenan Bey uzunluğu DK çarpı Kenan Bey uzunluğu Aa, Burada DK çarpı KB gelmiş. A diyelim B diyelim. A çarpı B ne eşit verilmiş arkadaşlar? A çarpı B neye eşit verilmiş? A çarpı K C ye. C çarpı D'ye eşit verilmiş. Allah Allah. Bu çarpımları ben nasıl kullanacağım? Verilen bilgiyi kullanmaya yönelik işlem yapmaya çalışıyorum. C çarpı D'ye eşit verilmiş. Hocam bu A çarpı B bu da C çarpı D ne anlama geliyor? Ha, dikkat. Hocam ikisinin arasındaki açı da belli. Ha, A çarpı B birbirine eşitse A çarpı B A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 bu alan. Bu alanda sinüs alfayı kullanabilir miyim? Yani A çarpı B C çarpı D eşitse aynı zamanda A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 de her iki tarafı sinüs alfa ile çarpınca C çarpı D çarpı sinüs alfa bölü 2 de birbirine eşittir. Bunlar ne anlama geliyor o zaman? Hocam şu A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 ile C çarpı D çarpı sinüs alfa bölü 2 birbirine eşitse bu şuradaki alan bu da şuradaki alan olduğu için bu alanlar birbirine eşittir anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. Yani burada kalana A alanı dersem buradaki kalan da nedir arkadaşlar? Kesinlikle A alanıdır. Bak böylelikle A çarpı B, C çarpı D'yi kullanmış oldum. A çarpı B arasındaki açı hem kollar çarpımı hem arasındaki açı ilişkisi var. Sinüs alan formülünü itti bizi. O da A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 yazdım buraya. Ee, öbür de C çarpı D çarpı sinüs alfa bölü 2 diyeyim burası. A çarpı B ile C çarpı D birbirine eşit olduğundan dolayı alanları da birbirine eşit çıktı. E bunlar birbirine eşit alanlarsa bak burada eşit alanlar gördüğümüzde beyaz alana da B dediğim demiştim. E, burada A artı B alanına bakın. A artı B alanı hem dik üçgenin alanı yani 4 çarpı X bölü 2 hem de eşkenar üçgenin alanı değil mi arkadaşlar? Evet yani A kare kök 3 bölü 4'e eşit. E buradan 4 ile bu sadelesin 4 kök 3. E, 4 2x eşittir 4 kök 3 ise X de buradan ne gelir o zaman? 2 kök 3 gelir. Evet. Yani bunu fark edebilmek biraz bir tık daha şey bir soru ama biliyorsunuz her türlü hale alışkın olmak lazım. Verilen bilgiye yoğunlaşıp A çarp B'yi ve C çarp D'yi ben nasıl kullanmalıyım diye düşünebilme yeteneğinizi böyle bu tür sorularda göstermek istedim. Her şeye hazırlıklı olun kardeşim. Her şeye. Tarzımı biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Evet gençler gerçekten en önemli bir videoyu daha bitirdik. İlk üç video üçgende alanda ilk üç video gerçekten ama gerçekten çok önemli. Alan soruların %80'ini hatta %90'ını artık çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Eminim. Rahat olun. Artık işi öğrendiniz. Evet gençler. O zaman ne diyoruz? Bu videonun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda işleye çember alan ilişkisi ve ağırlık merkezi alan ilişkisini anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.